Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni atılımı olan Galaxy AI yapay zekasını göstererek büyük bir atılım gerçekleştirdi. Sadece birkaç yıl geriye gidelim, yapay zekanın hayatımızda bu kadar entegre olmadığı yıllara. Bundan sadece 2 yıl öncesine kadar yapay zeka bu denli gelişmiş değildi. Ama şimdi Samsung'un yeni yapay zeka teknolojisi, kullanıcılara daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma potansiyeline sahip. Bu teknolojik gelişme, cihazların daha önce mümkün olmayan bir şekilde birbirleriyle iletişim kurmalarına ve kullanıcı ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirmelerine olanak tanıyor. Dillerden ve kültürel bir takım farklılıklardan bağımsız olarak iletişim kurabildiğinizi hayal edin. Yakalayıp, kayıt edip, kamerayla çekip ve daha sonra bunları düzenleyebildiğiniz yeni bir dünya hayal edin. Samsung'un vurgulamak istediği şey bağlantı deneyimi ve yaratıcılık deneyimi. Aslında mobil deneyimi de bu şekilde konumlandırmış oluyorlar. Yapay zekanın etkin olduğu bir dünyada cebimizdeki telefonlar en çok bizim onu kullanarak yaratacağımız bir takım içerikler elde edeceğimiz görüntülerde etkilerini gösterecek. Bir anda da bağlantı, yani başka insanlarla olan iletişimimizi de yapacak, işte bu yüzden gerçek zamanlı çevirilere bir destek söz konusu. Demoda İspanyolca konuşulan bir yere rezervasyon yapan İngilizce konuşan birinin sesi, İspanyolca'ya çevrilerek bu konuşmanın cevapları da İngilizce bir şekilde telefonun karşısındaki dinleyiciye canlı bir şekilde aktarıldı. Konuşma sırasında değil, aynı zamanda gerçekte olan yüz yüze iletişimde de avucumuzun içinde adeta bir tercüman taşıyacağız. Aynı zamanda Samsung'un klavyede sohbet yapabildiğimiz penceresinde de bu canlı çeviri desteği mevcut. İzlediğiniz demoda da görüldüğü gibi artık klavyemize kadar gelen bu AI sayesinde yazdığımız cümleleri ve kelimeleri karşı tarafa otomatik olarak istediğimiz dilde çevirip gönderebileceğiz. Artık yazdığımız cümlelerde bile o anki duygumuzu ifade etmemizi sağlayan bazı özel tonlamalar bile mevcut. Örneklendirmem gerekirse, mutlu, hüzünlü, sakin ve işkolik tarzda cümleye duygu katmamızı hedefleyen bir yapay zeka özelliği mevcut. Sadece kapalı devre sohbet ederken değil, aynı zamanda sosyal medya paylaşımları üzerinde de bu özel tonlamaları kullanmak mümkün. Yeni bir özelliğimiz ise araba sürerken gelen mesajları algılayıp otomatik olarak sizin için özetleyebilecek. Böylece biz aracı kullanırken grup mesajlarını bizim için özetleyip aynı zamanda seslendirebilecek. Veya size mesajla yeni bir konum gönderildiğinde de siz o mesajda bulunan tek bir butona basarak yeni adrese yönlendirilebileceksiniz. Bir toplantıda veya bir derstesiniz. Anlatılan konuyu sizin için keşke biri not alsa dediniz. Tam bu noktada Samsung'un Transcript Assist adı altında yeni bir özelliği ortaya çıkıyor. Artık bu özellik sayesinde konuşmaları farklı dillerden farklı yazıya dönüştürebileceğiz. Eğer notlarınızı tutmak için Samsung Not uygulamasını kullanıyorsanız, artık bu yeni yapay zeka eklentisi sayesinde defterinize yazdığınız herhangi bir yazıyı dijital not defterinize aktarabilmeniz mümkün olacak. Ve ayrıca dijitale aktardığınız bu notları sizin için ayrı ayrı kategorize edip özet halini size verebilecek. Artık bu sayede derste veya toplantıda aldığınız o karmaşık notları sizin için tekrar düzenli ve kategorize bir hale getirmiş olacak. Samsung'un Google ile yürüttüğü yeni bir işbirliği sayesinde geliştirilen bir diğer özellik ise yapay zeka ile entegre edilmiş arama motoru özelliği. Kameranızla, mikrofonunuzla veya dokunarak yaptığınız aramalarla aramayı da yeni bir şekle büründürmek mümkün. Eğer isterseniz adını merak ettiğiniz bir hayvanın sesini taklit ederek bu hayvanın adını öğrenebilirsiniz. Veya dışarıda fotoğrafını çektiğiniz bir bitkinin de adını öğrenebilmeniz mümkün. Bu sayede herhangi bir şekilde, herhangi bir yerde yenilikçi aramalar yapmak mümkün hale gelecek. Artık Android telefonunuzla herhangi bir yerde herhangi bir şeyi kalemenizle çizdikten sonra doğrudan çizdiğiniz, karaladığınız veya altını çizdiğiniz şeyi sizin için otomatik olarak aratabilmesi mümkün hale geliyor. Bunu eski ile kıyasladığımızda ise herhangi bir nesnenin adını, fiyatını, markasını öğrenmek için screenshot alıp o screenshot'ı başka bir uygulamadan açmaya çalışmak yerine bu sayede tek bir karalamayla detayını bulmak istediğiniz nesneyi yapay zeka aracılığıyla bulmanız mümkün hale getirildi. Sosyal medyadasınız ve herhangi bir yemeğin adını ve yapılışını merak ediyorsun. Artık bu yeni AI entegresi sayesinde saniyeler içerisinde yapılışından adına kadar olan tüm detayları öğrenebilmeniz mümkün olacak. Bu sayede bilgiyi farklı formlarda derinlemesine algılayabilecek bir yeteneğe kavuşmuş oluyoruz. Günümüzde etkin olarak yaptığımız şeylerden bir tanesi sosyal medyada video izlemek. Tamamen rastlantısal olarak izlediğimiz videoda bulunan bir nesnenin ne olduğunu merak ettiğimizde tek yapmamız gereken şey videoda bulunan nesneyi karalamak. Bu işlemden sonra Galaxy AI yapay zekası bizim için saniyeler içerisinde karaladığımız nesneyi buluyor ve bu sayede aradığımız şey için ne bir zaman harcama eğilimine ne de bir efor harcama eğilimine gitmiş olmaktan kaçınmış oluyoruz. Ve bu sayede gördüğümüz şeyi kelimeleriyle tarif edebilme yeteneğimiz olmasa bile uygulamadan ayrılmadan sadece kalemimizi ve parmağımızı kullanarak arayabileceğiz. Videoyu umarım beğenmişsinizdir.
Bana destek olmak ve bu tarz videoların devamını getirmek adına aşağıda bulunan butonları kullanarak kanala abone olabilir ve videoya like atabilirsiniz. Oh.